Sayın Başkan, değerli vekiller. Her salı günü olduğu gibi ki hükümet aslında bu denetim gününün bugün olmasını istedi. Bakanlar Kurulu toplantısıyla bu koltuklar bir şekilde hükümet koltukları boşaltılıyor. Zaten bugünlerden önceki zamanlarda da bize kulak asmış olsalar, buralarda olsalardı, başlarına sanırım gelen bu kadar olay da gelmeyecekti diye inanıyorum. Şimdi çok açık konuşmanın aslında zamanı geçti. Farkındayız, bir sistem kurgulanmaya çalışılıyor. Ve bu sistem otoriter, tahammülsüz, yasakçı bir düzen. Ve bu düzen yürütmeden yasamaya kadar bir şekilde sıçratılmaya çalışılıyor. Devrim Barçı'nın biraz önce başlığının değiştirilmesine neden olan kelimenin sözlük anlamını hatırlatayım. Bıraktım uygulamasını, felsefesini, İtalyasını. Sözlük anlamı Türk Dil Kurumu'nda şöyle diyor Sayın Başkan. Demokratik düzen yerine baskı düzeni kurgulamayı amaçlayan bir öğretidir faşizm. Dolayısıyla siz demokratik yollarla burada var olan bir ortamı kendi başınıza değiştiremezsiniz. Kendi demokratik iddia ettiğiniz öngörüyle bir vekilin başlığına müdahale edemezsiniz. Tıpkı bu sansürcü kafanın 100 numaralı aslında resmi gazetede yayınlamış olduğu ceza yasası, müfsidane yayınlar yasası, özel hayatın gizliliği yasasındaki yasakçı kafanın ortaya koyduğu değerler gibi. Geleceğim. Kıbrıslı Türkler şunun farkına vardı ama çok sert bir saldırıyla da karşı karşıya olduğunun farkına varmalı. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu ülke demokratik olarak çok ciddi anlamda bertaraf edildi. Sayın Tatar ve UBP Cumhurbaşkanlığı makamını almak adına burada Türkiye iktidarıyla birlikte çok ciddi bir yarılmaya, taraflaşmaya ve müdahaleye sebebiyet verdi. Ve o günlerde ciddi anlamda erozyona uğrayan demokrasi devamında Faiz Bey'in başına gelenlerle devam etti. UBP kurultayına dahi aday olamadı Sayın Faysal Sucuoğlu. Sonra Ersan Saner Türkiye eliyle, Türkiye iktidarı eliyle burada başbakanlığı almayı başardı. İlk icraatı kabineyi önce elçiliğe sundu. Devamında Faiz Bey bir kabine kurmaya ulaştı. Onu da hemen yine elçiliğe danıştı. 15 gün sonra bakanlarını değiştirdi, dışarıdan atamasını yaptı ve günün sonunda da Faiz Bey Türkiye ile olan münasebeti bir şekilde kabul görmediği için ki nedenini açıklamakla mükelleftir. Biraz sonra geleceğim. Bu görevi devretmek ya da istifa etmek zorunda kaldı. Neden? Burada kürsüde sabahleyin Sayın Başbakan sıfatını taşıyan Ünal Üstel dedi ki biz anayasaya uygun bir şekilde geldik. Anayasanın 106. maddesini okuyun dedi bize. Ben de kendine ve Sayın Tatar'a anayasanın 106. maddesini okusun diyorum. Çünkü orada diyor ki başbakan istedikten sonra sana onaylamak kalır bakanı görevden almaya. Bunu sorgulamak değil. Bunları iddia edemez ve buradan ortaya çıkan bir duruma da kendini başbakan sıfatıyla öne atan bir durum yaratarak gayrimeşru bir şekilde buraya geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yaratılmaya çalışılan ortam gerçekten otoriter, tahammülsüz, yasakçı yani faşizan bir ortamdır. Bu kelimeden utanmayın. Çünkü böyle davranıyorsunuz. Reddetmeyin. Çünkü böyle davranıyorsunuz. Biz de buna göre mücadelemizi her alanda,
Buradan sokağa kadar her alanda yapmaya devam edeceğiz. Güven oyu günü yine meclis içerisine sıçrayan başka bir faşizanlığı, başka bir yasakçılığı, hukuk tanımazlığı gördük. Siz muhalefetin sesini ya da görünürlüğünü yok edebileceğinizi mi düşünürsünüz yani? Burada ekranları garardarak, görüntümüzü vermeyerek, fotoğrafımızı çektirmeyerek bu toplumun bizi duymayacağını, bu toplumun bizi anlamayacağını mı düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Çünkü bu usuller çok geride kaldı. Tam da İtalya'yı o günlerde faşizan yönetimle yönetenlere aslında örnek olabilecek davranışlar olarak 2022'de uygulanıyor. Kabul etmeyeceğiz. Sesimizi de görünürlüğümüzü de kısamayacağınız gibi artarak, çoğalarak devam edeceğiz. Bunu da bilin. 100 numaralı resmi gazeteden bahsettim. 100 numaralı resmi gazete bir gece ansızın hayatımıza girdi. Bu 100 numaralı resmi gazetede bir baktık ki 36 gün önce tarafımıza verilmesi aslında öngörülen TC KKTC protokolü, ki ben adına aynılaştırma protokolü diyorum. Birçok alanda aynılaştırmayı öngörüyor. Bunu yayınladılar ve okumaya başladık. Bununla birlikte 1921 yılında koloni döneminde yürürlüğe giren ve aslında değişikliğe de uğramayan müfsidane yayınlar yasası aniden bir gecede akıllara düştü. Devamında 1929'dan yine aslında koloni döneminde hiç ellenmeyen, biraz önce Sayın Fazilet Özdenef'e 2007 değişikliğini aktardı. Bunun dışında hiç ellenmeyen ceza yasasına da açıkça düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan, devlet bekasının üstünlüğü adı altında düşünceleri potansiyel tehdit olarak kategorize eden ve düşünceye ve ifadeye ceza alanını genişleten bir yasa değişikliğiyle karşı karşıya kaldık. Önce protokolden başlayalım. Protokol anayasanın madde 90'ına göre bu meclis komitelerine iletilerek bir onay yasası çerçevesinde bu meclisten geçmekle mükelleftir. Kimse bunu imzaladık, hemen uygulamaya koyalım düşüncesinde olmasın. Anayasanın 90. maddesi çok açıktır. Ve der ki içeriğine, sadece bu protokolün içeriğine göz ucuyla bile baktığımızda ekonomik ve ticari ve teknik işleri fersah fersah aşan bir metin olduğunu, hak ve özgürlükleri ciddi anlamda sınırladığını, değiştirdiğini görebiliriz. Ve eğer herhangi bir uluslararası anlaşma bizim yasalarımızda bir değişiklik öngörüyorsa, bu meclisten onay yasası çerçevesinde geçmek zorundadır. Anayasamızın 94. maddesine göre. Dolayısıyla uygulamaya yarından itibaren başlamak gibi bir hukuksuzluğu da yapmamanız için bu kürsüden tekrardan sizi uyarmayı kendimde bir borç bilirim. Şimdi dediğim gibi göz ucuyla bile okuduğumuzda anayasayı, sendikalar yasasını, şirketler yasasını, toplu iş, grev ve referandum yasasını, vakıflar ve din işleri yasasını, vatandaşlık yasasını, meclis iç tüzüğünü, emeklilik yasasını, Kıptek ile ilgili fasıllara kadar ve daha birçok detay detay okuduğumuzda eminim birçok başka yasa da bulacağız. Bunlarda tümünde ciddi değişiklikler öngören ve taahhütler içeren bir protokol var. Dolayısıyla bu 94. madde gereği anayasanın bu meclisin organlarından geçerek uygulamaya başlamak zorundadır. Çok özet olarak diğer arkadaşlarım elbette birçok noktasına değindi. Ama çok özet olarak bu aynılaştırma protokolü bizlere neler getiriyor?
Çok fazla ekonomik alanına girecek değilim çünkü en başta söylediğim gibi. Biz ciddi bir saldırı altındayız. Hak ve özgürlüklerin budanması, mali yükümlülüklerin ya da özlük haklarının geriletilmesi gibi hatta parlamenter sistemin neredeyse ortadan kaldırılmasına kadar ciddi yoruma dayalı iddialar bu protokolde var. Kamu yönetimi kısmı. Kamu yönetiminde diyor ki millet iradesinin yönetimi en üst seviyede yansımasının önünü açacağız. Millet iradesi zaten bize çok açık. Türkiye'nin kullandığı bir terminoloji. Ve oradaki başkanlık sisteminin burada da uygulanmasına dönük eğer bir amaç güdülüyorsa bu açık ve net bir şekilde toplumla paylaşılmak zorundadır. Kamu hizmetlerinin verimli kullanılmasındaki idari reformlarda sendikaların kuruluş amaçlarına dokunmak var uygulama metninde. Dolayısıyla hangi idari reformla bu özgürlük alanı kısıtlanacak bunu da anlamış değiliz. Vatandaşlığa kabulde şartları kolaylaştıracak mısınız? Zaten bundan önce tahakküm halinde bir tehdit unsuru olarak partiden geç vatandaşlık tamam unsuru olarak kullandığınız vatandaşlık müessesesini daha da mı kolaylaştırma yönüne gideceksiniz? Bunu da açıklamak zorundasınız. Toplu iş sözleşmeleri bu ülkede anayasa tarafından korunur. Ve toplu iş sözleşmesi yasasında da toplu sözleşmelerin arz etkisi açık bir şekilde yazılmıştır. Hatta bu etki Türkiye'de de vardır Sayın Bakan. Türkiye kaldırmazken bu etkiyi, arz etkisini bize niye bunu dayatıyor ya da biz neden bunu kabul ediyoruz anlamakta zorluk çekiyorum. Diğer taraftan ceza davalarının artırılacağı yani sosyal medya başta olmak üzere cadı avı kurgusunun geliştirileceğiyle alakalı bir taahhüdümüz var. TürkSat'a tüm verileri vermekle alakalı bir acelemiz var. Devletin asli görev alanı içerisine ki kelimelendirme bizzat asli görev alanı içerisine din hizmetlerini almak var. Bunu en son söyleyeceğim. Bunu yapabilmeniz mümkün değil diğerleri gibi. Diğerlerini de yapabilmeniz mümkün olmayacak. Şimdi 36 gün sonra elimize geçen okuma fırsatı bulduğumuz bu protokol gerçekten dudak uçuklatıcı. Bir ara imza günlerinde hani Sayın Fuat Oktay burada söyledik. Sayın Faik Sucuoğlu'nu hem fırçaladı hem imzayı attı hem müjdeyi verdi. Üçünü bir arada yaptı kameralar önünde. O günlerde neredeyse toplumda bir kesim Sayın Faik Sucuoğlu'nu ve hükümeti kahraman ilan ediyordu. Neden? Çünkü bir direnişçi olarak, bir özgürlük savaşçısı olarak hayat pahalılığı ve diğer aslında bir takım özlük haklarını kurtardığı imajıyla buraya geldi. Ama biraz önce söylediğim, benden önceki arkadaşlarımın da detaylarıyla aslında ortaya koyduğu bütün unsurlar üzgünüm, bunun tam tersi. Tam bir teslimiyet, Kıbrıslı Türkler üzerinde geriletici, haklarını yok edici ve cadı avı başlatıcı bir sistem kurguluyor. Şimdi bu alanda pro bono bir hukuk danışmanlığı yapma ihtiyacım doğdu. Burada üç aslında fırsat var. Biri gidip bunu imzalayanlar ya da öncesinde tartışanlar diyebilir ki biz okumadık. Bu protokolü okumadık ve imzaladık. Bu bir savunma teşkil etmeyecek çünkü doktor, başbakan, maliye bakanı hepsi birden gitti. Bu inandırıcı bir savunma olmayacak. İki, benim imzaladığım protokol bu değildi. Bunu da diyebilir Sayın Faik Sucuoğlu. Desin benim imzaladığım protokol bu değildi. Ben kaçtıktan sonra değiştiler. Bu 36 günde de bunu bekledik. Neler değişecek de gelecek. Değişti, geldi.
Ben o gün boş sayfalara imzamı attım, üstünü de onlar doldurdu. Çıksın bunu söylesin, bu bir müdafaa kısmen teşkil eder ama günün sonunda yine kendini kurtarmaz. Çünkü bu sefer de karşı tarafı dinlemek zorunda kalacağız. Niyetlerin uygun olup olmadığını, örtüşüp örtüşmediğini. Ha üçüncüsü şunu da diyebilir. Tehdit vardı, şantaj vardı. Şiddet altında bu imzayı ben oraya attım ve bununla alakalı bu protokolü reddederim. Bunu desin, bir savunma teşkil etsin kendine. Çünkü aksi Kıbrıslı Türklerin kurumlarını, kültürünü, toprağını, mülkiyetini, özgürlüklerini, saygınlığını, nüfusunu, iş alanlarını, biraz önce arkadaşlarımız hepsini saydı. Hatta anayasal haklarla parlamenter sistemi tamüden yok etmek üzere itham altındadır. Çok net. Bu sistemin bir şekilde yok edilmesiyle alakalı imza attı mı, atmadı mı kendine bir müdafaa şansı verilmesi gerektiğini düşünürüm. Eğer konuşabilirse, geçen olaylarda konuştuğu kadar konuşursa suskunluğu devam edecek. Ve 100 numaralı gazeteyle, resmi gazeteyle yine gündemimize hoşnutsuzluk ve soğukluk kelimeleri girdi. Bu kelimeler biraz önce Sayın Özdenef'e söyledi. Koloni döneminde Sayın Kraliçe'ye karşı tutumumuzu bir şekilde ortaya koymak. Ama ilerleyen zamanlarda da toplumlar arası aslında EOKA'nın veya TMT'nin bir şekilde ortaya koyma imkanı olduğu ya da toplumlar arası çatışmayı engelleyici tedbirler amacıyla bunların orada tutulduğunu da biliyoruz. Yani bir asırdır bu şeyler oradayken bugüne kadar kimse bunları geri getirmeyi düşünmedi. Ne diyor hoşnutsuzluk hakkında yine Türk Dil Kurumumuz? Çünkü o kadar soyut hazırlanmış bir metin ki gerçekten hangi hukuk vizyonuyla hazırlandığını ben de merak ediyorum. Ve diyor ki hoşnutsuzluk hakkında bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, yakınması olmayan hoşnuttur demektir. E vallahi biri çıksın söylesin bana sizden yakınmayan, sizden hoşnut olan, Sayın Tatar'dan hoşnut olan var mı? Dolayısıyla bütün toplum aslında bu ceza davasıyla karşı karşıya kalmak durumundadır. Ne yaptıklarınız, ne söyledikleriniz hiçbir şekilde bizleri hoşnut duruma getirmiyor. Zamanımı daha iyi kullanabilmek adına Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bizim hukukumuzun bir parçasıdır. Okumanızı tavsiye ederim. Ve hazırlanacak olan metinlerin, ricamdır, hazırlanacak olan metinlerin ona uygun ve anayasamıza uygun bir şekilde düzenlenmesi gerektiği sorumluluğu da her bir milletvekilindedir. Komitelerde olan vekillerdedir de, genel kurulda elini kaldıracak olan vekillerdedir de. Biz bu alanda düşünce ve ifade özgürlüklerini gerek Yüksek Mahkeme'nin birçok kararında, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararında değindiği gibi bu standartlara getirmek ve ceza kılıcı altından kurtarmakla mükellefiz. Bunu yapacağız ve bu yasalara engel olacağız. Gelin birlikte engel olalım. Çünkü ifade özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü ceza kılıcı altında bir tehdit olarak kullanılmamalıdır. Şimdi hoşnutsuzluklarımız diye koydum başlığı. Henüz ceza yasası geçmedi ve ceza değişiklik yasası. Dolayısıyla birkaç soruyla bitireyim. Şimdi bu ülkede hoşnut olmadığım, sadece bir çırpıda sayabileceğim birkaç şey var. Bir, JET raporu diye bilinen polis soruşturma raporunun neticelendirilmeden bu konuda aleyhine iddialar olmasına rağmen hala temize çıkamayan Ünal Bey'in başbakanlık koltuğuna Türkiye iktidarının müdahalesi, küçük ortakların güven oyu öncesi yaptığı siyasi ahlaksızlığı ve şantajı ve Cumhurbaşkanı'nın
anayasaya rağmen anayasa hilafına UBP'ye darbe yapmasıyla oturtulmasından hoşnut değilim. Özgür Gün'ün hesabında parti milyonları bulunmasından ve hala bunun bir sonuç alınmamasından hoşnut değilim. Falyalı olayı üzerinde ortaya çıkan organize suç çeteleşmesinin üzerine gidilmemesinden, bu konuda herhangi bir ifade de bulunulmamasından hoşnut değilim. Kıptek'te Sayıştay raporu, ombudsman raporu, mahkeme tespiti olmasına rağmen, 2 milyardan fazla zarar yazılmasına rağmen, ilgili dönemin bakanlarının bakanlar kurulunda oturmasına ve haklarında hiçbir ileri soruşturma yapılmamasına hoşnut değilim. İlgili dönemin müdürünün hala daha görevden alınamamasından hoşnut değilim. TL'nin bu ülkeye kaybettirdiği %90 enflasyonun bir yıl içerisinde bizim kararlarımız olmamasına rağmen yaşattığı fakirlikten hoşnut olmadığım gibi, protokol içerisinde bundan kurtulacağımızı aslında bir şekilde ortaya koyan bir tavrın olmayışından hoşnut olmadığım gibi, TL kullanımının yaygınlaştırılmasını taahhüt eden bir sözveriden de hoşnut değilim. Kurduğumuz vesayet ilişkisinden hoşnut değilim. Emir alıp biat eden, koltuk uğruna anayasayı delik deşik eden, teamüllere karşı gelen, ki burada sizin parti meclisi üyeniz olan Sayın Hukukçu Güner Göktuğ çok net bir açıklama yaptı ve dedi ki, verilen görev anayasanın ruhuna aykırıdır, amacımıza aykırıdır, kimdir diyen? Anayasa komisyonunda ilgili dönemde görev yapan üye ve parti meclisinden istifa etti. Bunlar parti için meseleler değil. Bunlar anayasaya dair meseleler. Dolayısıyla bundan hoşnut değilim. Ve Cumhurbaşkanı'nın umursamaz tavrından Kıbrıslı Türk aydınları ve barış savunucularını Türkiye'ye jurnallemesinden, baskı kurgulamak suretiyle parti başkanlarını polise şikayet edip mahkeme önüne çıkarabildiği yasal metinlerden hoşnut değilim. İnsanlar ezim ezim ezilirken kendinin keyif çatmasından hiç hoşnut değilim. Dolayısıyla bu maddeler, üzgünüm ama, bir şekilde tekrardan değerlendirilmeli Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından. Toplumu nasıl hoşnut hale getiririmi sorgulamalı, ceza mahkemesi önüne çıkarmak yerine. Son olarak şunu da özetleyeyim ve kapatayım. Çok tehlikeli bulurum. Diğer bütün hepsinin karşısındayım. Biraz önce söyledim. Çok tehlikeli bulurum. Protokolde dini hizmetler başlığı altında verdiğiniz taahhütü, anayasanın birinci maddesini yerle bir eden, lafzını, ruhunu, amacını görmezden gelen ve çeşitli tehlikeli mecralara bizleri sürükleyebilecek bu taahhüdü çok tehlikeli bulurum. Ve bunun gözden geçirilmesi yanlışlıkla, sabahtan fazladan içine konmuştu. Bu yanlışlıkla içine konmuş bir taahhüt olması açıklamasını bu kürsüden Sayın Başbakan'dan beklerim. Demişiz ki KKTC tarafı olarak, din hizmetleri devletin bizzat asli görev alanı içerisinde olacak. Din hizmetlerinden kastı nedir? Hangi din? Böyle bir ayrımımız var mı? Bütün dinlere eşit bir hizmet mi verecek? Bu bir tarafı. Benim sorguladığım taraf bu değil. Benim sorguladığım taraf, anayasanın birinci maddesi size diyor ki, KKTC devleti demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyettir. Ve hani geçen sene Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bizim anayasa mahkememize parmağını sallayarak bir nota vermişti, verdiğini düşünmüştü. O kararda bize diyor ki mahkeme, layık bir cumhuriyetin varlığı için evet, ülkede din hürriyeti bulunması ve ayrıca din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrı olması gerekir. Din ve devlet işlerinin ayrılığı, devletin resmi bir dini olmamasını, devletin bütün dinler karşısında tarafsız olmasını, devletin bütün din mensuplarına eşit davranmasını gerektirir. Ve bu şekilde din ve devlet kurumlarının birbirlerinden de ayrı olması. Yani
Bu kuralın gereği olarak laik bir devletin dini kurumları devlet fonksiyonlarını göremez. Aynı şekilde devlet kurumları da din fonksiyonlarını göremez. Dolayısıyla bu yazmış olduğumuz taahhüt anayasanın birinci maddesine hiç tartışmasız bir şekilde aykırıdır. Ve bunu eğer bu yasal çalışma ki anayasal bir değişikliği de öngörmek zorunda olacaktır. Bu çalışma buraya geldiği gün yer yerinden oynar. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Başkan, bir sorumuz var. Çok küçük. Sayın Vekilim, çok kısa iki değerlendirme yapmanızı isterim. Şimdi size burada şerefsiz ve onursuz desem bu kişisel olarak ve sizin için demokratik bir söylemi. Zem ve kadih davaları. Hayır hayır lütfen. Hayır sorduğum sorun için devamına geleceğim. Yani burada lütfen. Ben size söyleyeyim. Bakın. Yapma bunu. Tamam bunu ben izah edeyim size. Hayır devamı vardı. İzin verirsiniz bir bitireyim. Yani seçilen bir kişiyi beğensek de beğenmesek de o makama karşı şerefsiz ve onursuz demek size göre bir vekil olarak bu halkın seçtiği bir kişi olarak demokratik haklar bakımından doğru mu? İki, Sayın Başbakan için dediniz ki jet kriziyle alakalı ben hoşnutsuzum. Peki hoşnutsuzsanız buradaki ortaya koyduğunuz bu iddiamı veya bir vekil olarak ortaya çıkan bir rapora da ulaşabilirsiniz. Eğer varsa teşekkür ederim. İkinciden başlayayım. Sorumu yazılı yapacağım. Yani JET raporunun sonucu ne oldu? Bize polis makamları lütfen söylesin. Yani hakkı burada de... varsayımlar üzerinden değil yapmanız gereken odur diye. Bakın bir soruşturma eğer herkesin elbette mahkum olmazdan önce belli hakları vardır ve masumiyet de bunlardan bir tanesidir. Buna saygı duyarak tabii ki duyuyorum. Bu hukukun en temel ilkelerindendir. Dolayısıyla masumiyet karinesine saygı duyarak temize çıkma sorumluluğu olması gerektiğini de altını çiziyorum. Çünkü başbakandan bahsediyorsunuz. Başbakan alelade biri değildir. Dolayısıyla oraya otururken temiz oturmak zorundadır. Hakkında da bir rapor varsa ben otursaydım yerinde ki bu usulle gelmeyi asla kabul etmezdim. Ama başbakanlık koltuğunda ben otursaydım önce açardım telefonu elimden geleni yapardım. Polis bu raporu ortaya çıkar beni akla öyle yemin edeyim derdim burada. Dolayısıyla bunu yapmadığı için hala tahakküm altındadır ve bunu yapma sorumluluğunu kendi yerine getirmediği için bu görev bize düşer. Bu soruyu da yazılı yapacağım. Bu ikinci soru. Birinci soru şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da sözleşmesi kararlarını ya da metinlerini birlikte okuyalım. Çünkü siyasi kimseler public figure adı altında değerlendirilir. Ve public figure değeri ihtiva eden özellikle devletin başında, icranın başında olan insanlar neredeyse bütün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında yapılan eleştirilere daha fazla müsamaha göstermek, hoşgörüyle yaklaşmak ve yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında yer alan hoş sözleri kabul etmek yetmez, itici ve rahatsız olan kelimeleri de bir şekilde bunlara da uygunluk göstermek zorunda olduğunu yazar. Ha ayrımımız şuradadır. Hukuk mahkemeleri eğer bir hakaret içerdiği iddiasındaysa bu Cumhurbaşkanı için hukuk mahkemeleri açıktır ve zem ve kadih dediğimiz haksız fiiller yasası altında. Kilim. Ben şunu merak ediyorum. Şerefsiz, onursuz demek size göre rahatsız edici olabilir. Hayır, doğru mu? Ben rahatsız edici olabilir diyorum. Rahatsız edici olabilir diye değerlendir. Teşekkür ederim. Ceza davasına konu edilemez diyorum. Bunların mahkemenin vereceğidir. Şu an bir avukat olarak değerlendiriyorsunuz. Hayır çok yanlış tamam, yerlendiriyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ceza davası olamaz. Hukuk davası konusu olabilir. Net. Evalımı aldım. Teşekkür ederim. Teşekkürler.